kullanılan santralin özelliği nedeniyle dinleme işleminin gerçekleştirilemeyerek talep eden birimin yazısı üzerine sonlandırıldığı. Sonuç olarak Yargıtay'a ait olduğu iddia edilen telefonlarla ilgili olarak hiçbir dinleme işlemi gerçekleşmediği anlaşılmıştır. Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek bu sözleri telefon dinleme skandalının ortaya çıktığı günlerde onlarca kameranın karşısına geçerek söylemişti. Şimşek dinlenen numaranın Yargıtay 1. Başkanlığına değil eski Yarsağ Başkanı Ömer Faruk Emin Ağaoğlu'na ait olduğunu ifade etmişti. Ancak Yargıtay 1. Başkanlığının usulsüz dinlendiği hem teknik raporda hem de mahkeme kararlarıyla ortaya kondu. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığındaki ikinci tespitte görev alan bilirkişilerin hazırladığı raporda Yargıtay 1. Başkanlığına ait 33'te biten numaranın 3 ay süreyle dinlendiği anlaşıldı. Raporda dinleme kayıtlarının imha edilmeden başka bir veri taşıyıcısına kopyalandığı da yer aldı. Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından istenen tespitte müşteki Ömer Faruk Emine Ağoğlu'nun dinlemelerin kaydedildiği hard disklerin yedeklerinin alınması da talep edilmişti. Bilirkişi raporu Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yanı sıra Yargıtay Başsavcılığı ve Yargıtay Başkanlığı'na da gönderilecek. Mahkemenin bilirkişiler yönünde görüş bildirmesi durumunda TİB, Emniyet ve MİT istihbarat yetkilileri hakkında işlem yapılması gündeme gelebilecek.